Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda güzel bir çorba tarifimiz var. Çorbamız kırmızı mercimek çorbası. Çorbamızı hazırlamak için yıkayıp temizlediğimiz bir su bardağı kırmızı mercimeği tenceremizin içerisine alıyoruz. Yemeklik doğradığımız 2 adet havuç, 2 adet patates ve büyük bir boy kuru soğanı tenceremizin içerisine alalım. Hepsini birlikte karıştıralım ve üzerine 8 su bardağı olacak şekilde ılık su ilave edelim. Suyumuzu kattıktan sonra ocağımızın altını açalım ve hepsini birlikte kaynamaya bırakalım. İyice yumuşayıncaya dek kaynatalım. Tenceremizin kapağını da kapatıyoruz. Sizler de tencerenizin kapağını sık sık tencerenizin kapağını açarak kontrol edin ve bu arada damak zevkinize uygun olacak şekilde tuzunuzu da ilave edip karıştırın. Artık iyice haşlanmış olan sebzelerimiz ve mercimeğimiz gördüğünüz gibi rengi de değişti. Ve üzerinde biriken köpükleri de kaşık yardımıyla temizleyebilirsiniz. Çorbamızın üzerinde biriken köpükleri sık sık temizledim. Sizler de temizleyin. Artık iyice havuçlarımız ve patateslerimiz de haşlanmış durumda. İyice püre haline gelecek şekilde çekiyorum. Bütün sebzelerimiz, patateslerimiz ve havuçlarımız iyice ezilmeli. Pürüzsüz bir kıvam aldı sebzelerimiz ve mercimeğimiz. Diğer bir tava içerisinde kullanacağımız sosumuzu hazırlıyoruz. Tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave edelim. Tereyağımızı eritelim. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Yağımızın içerisinde domates salçamızı da ezerek karıştıralım. Yağımızın içerisinde iyice çevirdiğimiz salçamızın üzerine baharatlarımızı ilave edeceğiz. İlk önce yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim. Bir çay kaşığı kadar da kırmızı pul biber ilave ettim. Ve yarım çay kaşığından kuru nane çorbamızın olmazsa olmazı. Mutlaka eklememiz gerekiyor. Hepsini birlikte yağın içerisinde tekrar çeviriyorum. Sosumuzu inceltmek için çorbamızdan 2 kepçe alıp karıştırıyorum. Biraz daha ilave ediyorum ki iyice incelteyim ve çorbamıza kattığım zaman lezzeti daha çabuk ve daha güzel bir şekilde dağılsın.
Artık hazır. Çorbamıza ilave edebilirim. Çorbamızın içerisine hazırladığım domates salçalı baharatlı sosumuzu ilave ediyorum. Ve çorbamızı bu sos ile de birkaç dakika daha kaynatacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı da rengi de çok güzel oldu. Lezzetinden de emin olabilirsiniz. Mutlaka sizler de hazırlayın. Lokantalarda içtiğiniz kırmızı mercimek çorbasından hiçbir farkı yok. Hatta çok daha lezzetli. Ocağımızın altını kapattıktan sonra biraz dinlendirip artık çorbamızı sevdiklerimize ikram edebiliriz ve servis edebiliriz. Çorbamızı kasemize aldık. Dilerseniz yanına limon dilimleri ile de servis edebilirsiniz. Yapacak olanlara afiyetler olsun, kolaylıklar diliyorum. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.